Tonguç Haber'den hepinize merhaba. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız şimdiden kutlu olsun. İzninizle ben bugün koltuğumu öğrenci arkadaşlara bırakıyorum. İlk haberimiz için yanımızda Sümeyye var. Hoş geldin Sümeyye. Hoş buldum. 23 Nisan'la ilgili ne söylersin arkadaşlarına? 23 Nisan Atatürk'ün bize verdiği bir bayram. Geçen sene de olduğu gibi çok güzel kutlayacağım. Çok güzel. O zaman ilk haberimizi bu kameraya sunabilirsin. İlk haberimiz tabii ki de 23 Nisan ile ilgili. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel bayramın tarihçesini hep beraber inceleyelim. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden 1. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarih. Atatürk 23 Nisan 1924'te bugünün bayram olarak kutlanmasına karar vermişti. Bu tarihten 5 yıl sonra Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etti ve 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 1979'da yine ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu milli bayramımıza ortalama her yıl 40'ın üzerinde ülkeden gelen yabancı ülke çocukları da katılmakta. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarına kutlu olsun. Sıradaki haberimizde yanımda Hatice Kübra var. Hoş geldin Hatice. Hoş buldum. Okulda neler yapıyorsunuz? Projeler yapıyor musunuz? Biraz bahsetsene bize. Evet, okulumuzda kodlama projeleri, robotik projeleri var. Robotik sınıfımız var. Orada öğretmenlerimiz tarafından eğitilerek, eğitimler alarak güzel projeler yapıyorsunuz. Evet. Senin böyle elin yatkın mı bu işlere peki? Evet, teknolojiyle uğraşmayı seviyorum. Ondan dolayı da bu tarz etkinliklere katılıyorum. Evet. O zaman bu haberi sen okuyacaksın. Senin haberin. Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uluslararası robotik yarışması düzenlendi. Yarışmada ilk üçe giren takımlara para ödülü verildi. Şimdi haberimizi izleyelim. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen 13. Uluslararası Robot Yarışması sona erdi. Bir yıl süresince dünyanın birçok ülkesinden gelen yarışmacının özverili bir şekilde hazırlandığı yarışmada ilk üçe giren ekipler para ödülünün sahibi oldu. Ayrıca yarışmaya artı bir çakır robotuyla katılan Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun öğrencileri 600 yarışmacının arasından 9. olarak Fair Play ödülüne layık görüldü. Bu haberimiz için de Ayşenur yanımızda. Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum. Okulda neler yapıyorsun ya da günlük hayatında yazı yazıyor musun? Seviyor musun yazmayı? Evet, yazı yazmayı seviyorum. Neler şiirler, yazıyorsun? Şiirler, denemeler. Edebiyatla evet. İlgilisin yani. Evet, biraz. O zaman bu haberi sen sun. Adıyaman'daki bir öğrenci arkadaşımız dünyada az sayıda insanda bulunan bir yeteneğe sahip. İki eliyle aynı anda yazı yazabilen Elmas, okulda bu özelliği sayesinde adından söz ettiriyor. Adıyaman'da 10. sınıf öğrencisi Elmas Keskin, iki eliyle yazı yazabilme yeteneğine sahip. Dahilik belirtisi olarak tanımlanan bu özelliğe, dünyada Thomas Edison, ressam Pablo Picasso ve Leonardo da Vinci gibi isimler de sahipti. Elmas, yeteneğiyle ilgili şunları söylüyor. Yani kendim bildiğim bileli böyle yazmaya başladım. Sürdürdüm de bazen ara verdiğim oldu. Sonra iyi bir şey olduğunu fark ettiklerinde devam etmemi söylediler. Ben de ara sıra alıştırmalar yaparak böyle tekrardan başladım. Eskisi gibi olur umarım. Tıp uzmanlarının görüşüne göre bir insanın iki eliyle yazı yazabilmesi beyninin her iki bölümünün de aynı anda çalıştığına işaret ediyor. Bu haber içinde yanımızda Harun var. Hoş geldin Harun. Hoş buldum. Harun, sporla aran nasıl? Güzel. Güzel. Peki beden eğitimi dersinde neler yapıyorsunuz merak ediyorum ben. İlk önce antrenman yapıyoruz, ısınma hareketlerimizi yapıyoruz. Sonra öğretmenimiz futbol, basketbol ve voleybol oynamamıza izin veriyor. Peki sen en çok hangisinde iyisin? Ben en çok futbolda iyiyim. O zaman bu haber senin. Ülke genelinde öğrencilerin katıldığı sportif faaliyetleri ve elde ettikleri başarıları hep beraber izleyelim. İlk spor haberimiz badminton'dan. Çek Cumhuriyeti'ne düzenlenen 17 yaş altı uluslararası badminton turnuvasında Erzincanlı milli sporcular Cansu Erçetin ve Yasemin Bektaş çift bayanlar kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı. Karışık çiftler kategorisinde ise Yasemin Bektaş ve Taha Emirhan Budak gümüş madalyayı ülkemize getirmeyi başardı. Gaziantep'te düzenlenen dağ bisikleti yarışlarına katılan 350 sporcu hazırlanan zorlu parkurda dereceye girmek için pedal çevirdi.
Yağan yağmur ve patikalar sebebiyle sporcular zorluklar yaşasa da yarış oldukça keyifli anlara sahne oldu. Sporcular elde ettikleri puanlarla yaz olimpiyat oyunlarına katılma hakkına sahip olacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin 3. aşaması tamamlandı. 78 yetenekli öğrenci dayanıklılık, koordinasyon ve esneklik gibi toplam 8 istasyonla teste tabi tutuldu. Proje, okullardaki yetenekli öğrencilerin tespit edilip uluslararası düzeyde sporcular çıkarılmasını hedefliyor. Ülkemizin milli gururlarından biri 16 yaşındaki Sümeyye Boyacı, Amerika'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde 50 metre sırt üstü kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Yarışın ardından Türkiye'ye dönen Sümeyye, havalimanında açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlıyım. Benim için gerçekten çok zor bir yarıştı. Bu yüzden de bu başarıyı elde etmek benim için 2-3 çok kat gurur vericiydi. Sümeyye 2020'de olimpiyat şampiyonluğuna ulaşarak yüzmede bir ilke imza atmak istiyor. Bu haber içinde yanımızda Çetin arkadaşımız var. Çetin hoş geldin. Hoş buldum. Sinemayla aran nasıl? İyi. Neler izliyorsun mesela? Harry Potter, Game of Thrones gibi bilim kurgu filmleri izliyorum. Süper. O zaman bu haberi sen sunacaksın. Avengers Endgame tüm süper kahramanların Thanos'a karşı savaşacağı aksiyon dolu film 25 Nisan'da vizyonda olacak. Bir Disney filmi olan Aladdin 24 Mayıs'ta sinemalarda olacak. Son olarak bir animasyon Oscar'ı alan Toy Story'nin 4. filmi 21 Haziran'da vizyonda olacak. Avengers Infinity War'un devamı niteliğindeki filmde Iron Man, Captain America, Hulk, Thor gibi birçok süper kahraman Thanos'a karşı savaşıyor. Merakla beklenen Avengers Endgame 25 Nisan'da sinemalarda. Aladdin'in macerası Sultan'ın kızı Prenses Yasmin ile tanıştığında başlar. Aladdin'in şansı Harikalar Mağarası'ndan sihirli bir lamba aldığında aniden değişecektir. Will Smith'i Lambadaki cin olarak izleyeceğimiz Aladdin, 24 Mayıs'ta vizyonda. Efsanevi animasyon üçlemesi Toy Story'nin devam halkasındaki 4. film, Porky'nin kendini oyuncak olarak hissetmeyip yeni bir maceraya atılmasıyla başlıyor. 21 Haziran'da vizyona gelecek olan filmin fragmanı, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Tonguç Haber'in bu haftaki konuğu YouTube'da severek takip ettiğiniz Uras Benlioğlu. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Güzel, yani hani çalışma. Şimdi biz pek böyle çalışıyor gibi görünmüyoruz ya kamuoyunda. Yani inanmıyor insanlar ama. Ama çalışıyoruz. Uyumadan geçen günler yani ama mutluyum ya, çok şükür yani her şey iyi gidiyor. Güzel, peki ben önce şunu sormak istiyorum. Uras Benlioğlu nasıl bir öğrenciydi? Çok orta karar bir öğrenciydim ben ya. Yani hiçbir zaman böyle okulun en iyi öğrencisi olmadım ama en kötü öğrencisi de olmadım. Hı hı. Çalışkan bir öğrenci değildim ama. Yani orta seviye bir öğrenci. Yani ders çalışmayı pek sevmezdim. Yani matematik asla, hiçbir zaman matematiğim olamadı. Çok istedim yani ama anlamadım. Yani yapacak bir şey yok. Herkesin sayısal beyni olmak zorunda değil. Benim de şöyle bir özelliğim vardı. Ben gördüğüm hiçbir şeyi unutmazdım. Hala görsel hafıza iyi. Evet, aynen. O şekilde zaten genel kültürle, bizim dönemimizde ÖSS vardı. Onunla üniversite kazandım. Hı hı. Yani matematik 12 tane soru çözmüştüm, hiç unutmam. Onun dışında bence çok hani öğretmenler açısından bakıldığında dersler bakımından sıradan orta sınıf bir öğrenciydim yani. Peki şu an YouTuber olmasaydınız sizce hangi mesleği yapıyordunuz? Ya ben zaten YouTuber olmadan önce bir meslek sahibiydim yani. Haberciydim. Spikerlik yaptım, muhabirlik yaptım, metin yazarlığı yaptım, editörlük yaptım, belgesel yapımcılığı yaptım. Şimdi ya ben her şeyi yaptım. Şimdi devam yani edemiyorsunuz. O vakti bulamıyorsunuz herhalde. Yok, tercih etmiyorum. YouTuber'lığı daha çok sevdim. Daha eğlenceli. Evet. Peki arkadaşlarımız da YouTube'da videolar çekiyorlar. Çok takipçiye sahip olmak istiyorlar. Peki çok takipçiye sahip olmak mutluluk getiriyor mu? Ya bu kişiden kişiye değişir, bana getiriyor. Yani çünkü insanlarla muhabbet etmek, sohbet etmek, dışarıda yanınıza gelinmesi. Mesela şey çok garip bir şey. Böyle mesaj atıyorlar işte, abi çok çekindik, yanına gelemiyoruz falan. İlginç geliyor bana. Gelin yani. Hani, hı hı. Görürseniz beni gelin, muhabbet edelim, sohbet edelim. Bence eğer böyle ikili ilişkileri, konuşmayı, muhabbet etmeyi, sohbeti seviyorsanız çok takipçi iyi bir şey. İyi bir şey. Geldiğin için çok teşekkür ediyoruz ben sana. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Tüm hızıyla devam ediyor.
Yine Sümeyye yanımızda. Şimdi Sümeyye'ye bir şey soracağım. Arkadaşın için yaptığın en büyük fedakarlık neydi? Bir kere hasta olmuştu ve onun ödevine yardım etmiştim. Ödevine yardım ettin. Evet. Peki hangi derste? Fen. Vay, fen dersinde ödevine yardım etmiş. O zaman bu haberi de sen sunacaksın. Tamam. Başla. Isparta'da bir öğrenci resim yarışmasına katılmıştır ve kazandığı bisikleti arkadaşına armağan etmiştir. Isparta'da 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Zeynep Nur Uysal yaptığı duyarlı davranışla herkesi duygulandırdı. Zeynep katıldığı resim yarışmasında birinci oldu ve birincilik ödülü olarak kazandığı bisiklet ödülünü arkadaşına hediye etti. Çok teşekkür etti. Hatta böyle hani gözleri doldu gerçekten. Onu mutlu olduğunu görmek zaten beni ayrıyeten mutlu etti. Evet, buluşuyoruz ve okulu turluyoruz, yürüyüşe çıkıyoruz, bisikletimizde çok eğleniyoruz. Yani bazen insanların fedakarlıklarda bulunması gerekir ama bunu kendi isteğinizle yapmak bence çok önemli. Zeynep'in kazandığı ödülden vazgeçerek arkadaşına verdiği değeri gösterdiği bu erdemli davranış, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Tonguç Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Çok keyifli ve güzel bir özel bölümdü. Gelen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdiden bayramınızı kutluyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.